Merhabalar sevgili arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir patates mantısı yapacağım. Böyle oldukça kolay ama lezzeti inanılmaz güzel. Hemen yapımına başlayabiliriz. İlk önce bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Hamuruyla başlayalım. 2 su bardağı suyumuzu yoğurma kabımızın içerisine alıyoruz. Üzerine 3 adet yumurtamızı ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekledikten sonra bu sıvı harcımızı şöyle güzelce karıştıralım. Ve unumuzu ekleyerek böyle orta sertlikte bir hamur yoğuralım. Hamurumuz çok yumuşak olmasın arkadaşlar. Aşırı derecede böyle erişte hamuru kadar da sert bir hamur olmasın. Evet, hamurumuzun kıvamı gayet yeterli. İyice yoğuralım, iyice. Böyle elimizin içiyle hamurumuzu yoğuralım. Üzerine örtelim, bir yarım saat kadar bekletelim. Şimdi arkadaşlar, 4 adet patatesim vardı. Çok büyük değillerdi patatesim. 3 tane de koyabilirsiniz eğer patatesleriniz büyükse. Haşlamış olduğum patateslerimi bu şekilde eziyorum. Şimdi güzelce bir patatesli iç harcı yapacağız. Çok lezzetli bir iç harcı yapacağız. Evet, tavamıza 1 adet ince, çok ince doğranmış soğan ve zeytinyağı ekledim. Soğanlarımı böyle yumuşayana kadar soteledim. Soteledikten sonra üzerine kırmızı pul biber ekliyorum. Ve patateslerimizi, püre yapmış olduğum patateslerimi ekliyorum. Şimdi tuzunu ilave edip ve en çok yakışan karabiberini de ilave ettikten sonra şöyle güzelce karıştıralım. Evet, onu bir kenara alalım. O iyice soğusun. Hamurumuzu alıp hamurumuzu tekrar yoğuralım ve bir merdane veya oklava yardımıyla hamurumuzu açalım. Açarken de un kullanıyorum. Su bardağı yardımıyla arkadaşlar. Bardağım çok böyle geniş ağızlı bir bardak değil. Hani çay bardağından biraz daha büyük ağızlı. Normal klasik kullandığımız su bardaklarından. Benim böyle evde hep çok bardak seviyorum ben. Su bardağı çeşit olarak çok seviyorum. Ama mutlaka bu klasik su bardaklarını kullanıyorum. Bunları tamamen ölçü için kullanıyorum. O yüzden hep bu bardakları kullanıyorum. Normalde bardak sevdasıyım, çok çok seviyorum farklı bardakları ve çok farklı bardaklarım da var evde. Şimdi iyice soğumuş olan patatesli harcımızdan bu şekilde içlerine koyarak, isterseniz çatalla, isterseniz böyle tırnağınızla batırarak iyice sıkıştırıyoruz. Yani bunu bir kahvaltı çatalı ucuyla da bastırabilirsiniz. Ama ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Hem görüyorum çok daha iyi sıkışıyor, çok daha iyi yapışıyor. Hamurunuzu açarken arkadaşlar, açtıktan sonra da çok fazla unlu bırakmayın. Çok unlu bırakırsanız hamurunuz yapışmayabilir. Hani pişerken de bunlar, mantılarımız sorun yaşarsınız. O yüzden çok fazla unlamayın ve böyle unsuz bırakın ki güzel yapışsın. Gördüğünüz gibi çok da güzel yapışıyorlar. Sonuç harika. Evet, bütün hamurlarımızı ve patates içimizi bu şekilde kullanıyorum. Şimdi bu biraz fazla Emine Hanım, hamur biraz fazla, daha az yapmak istiyorum derseniz arkadaşlar, normalde 1 su bardağı suyla 2 adet yumurtayla hazırlayabilirsiniz onu. Biraz daha da az olur. Benim oldukça fazla oldu çünkü.
İsterseniz de bu şekilde böyle üst üste gelmeyecek şekilde buzdolabının buzluğuna da koyabilirsiniz. Onları bu şekilde hazırladıktan sonra istediğiniz zaman çıkartıp pişirip servis edebilirsiniz. Ama dediğim gibi daha az yapmak istiyoruz derseniz bir su bardağı suyla iki yumurtadan yapabilirsiniz. Şimdi efendim suyumuzu kaynattık. Üzerine tuzumuzu ekledik. Şöyle bir iki damla zeytinyağı ekledikten sonra mantılarımızı haşlamaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi iyice şiştiler. Çok da lezzetli oluyorlar. Patates de çok başka bir lezzet gerçekten. Benim kızlar çok fazla böyle kıymalı şeyleri sevmiyorlar. Patatesli olduğu için ayrıca çok lezzetli oldu. Çok da severek tükettik. Şimdi güzelce soğuttuktan sonra yani haşlama suyundan çıkardıktan sonra servis tabağıma bu şekilde yerleştirdim onları. Ortasına yoğurt döktüm arkadaşlar. Üzerine tereyağı ve pul biber yakmış olduğum tereyağı içerisinde renklendirmiş olduğum kırmızı pul biberimi serpiyorum. Toz biber de kullanabilirsiniz. Sosunu istediğiniz kadar bol kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Hani ev halkı için, misafir için böyle çok serin bir tat, çok lezzetli bir tat. Patatesli de ayrı bir güzel oldu. Böyle arkadaşlar, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın size bomba gibi bir tarifim var yine. Hazırladım. Onu da yarın sunacağım sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlaka yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Malzeme listesini videomun alt kısmında her zaman olduğu gibi yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.